kuruluşumuzdan bu yana üye ve gönüllerimize PKK, HDP cenahından büyük saldırılar olmuştur. Bu grup kendilerinden olmayan parti ve STK'lara, özellikle de Hüdapar ve İslami STK'lara şu ana kadar 270'in üzerinde saldırı yapılmıştır. Ve nihayetinde son menfur saldırılarda 6 kardeşimiz şehit düşmüştür. Sadece sakallı olmasından dolayı vatandaşlarımızı katlediyorlar. Anlayacağınız bu saldırılar direkt İslam'a ve Müslümanlara yapılan bir saldırıdır. Bunun başka bir izahı yoktur. Bunun Kobani ile hiçbir alakası ve hiçbir alakasının olmadığı yaptıkları eylemlerden de anlaşılıyor. Bunun en bariz örneği Avrupa'da yaptıkları eylemlerde hiçbir tahribat verilmedi. Ama Türkiye'de yaptıkları eylemlerde şimdiye kadar 3000'e yakın iş yerini yaktılar. Yıktılar ve yağmaladılar. Medyada ilk olarak Hüdapar PKK ile çatışıyor izlenimi veriliyordu. Bu iki taraflı olan bir çatışma değildi. Bu sadece saldırı ve vahşettir. Eğer karşılıklı olsaydı şehit edilen kardeşlerimizin ellerinde de silah olurdu. Ama onların ellerinde kurban etleri varken parti ve dernek binalarını korurken şehit edildiler. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tarafsız olduklarını söyleyenler saldıran çeteleri kınayarak tarafını belli etmeleri gerekiyor. Bölgede olanlar bizlere şunu gösteriyor. HDP ve PKK çeteleri bölgede hakimiyeti ele geçirirse dindar Müslümanları katledecekler. Bir yandan demokrasi edebiyatı yapanlar, diğer yandan insanları katletmeye devam ediyor. Medyadan istediğimiz son gelişmeleri ve mağduriyetleri gündemde tutmasıdır. Allah'a, peygambere, İslam ve İslam'ın şiarlarına hakaret etmekten çekinmeyen, camileri, Kur'an-ı Kerim ve medreseleri ateşe veren, her sakallıyı, çarçaflıyı ve İslam'ı simgeleyen hal ve tavırlarda olanlara saldıran, Kürtçe bilmiyor diye öldürecek kadar faşizanlığı şiar edinen, bu canilerin insanlığa vereceği bir şeyleri olmadığı gibi Müslüman, Türk ve Kürtlerin bin yıllık İslam kardeşliğine verdikleri zarar işin cabası. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimliği, yalancılığı, kalleşliği ve kıskançlığı kendine yakıştıran Turanları, Yasinleri, Riyadları, Kümalileri, Hasan ve Hüseyinleri şehit edecek kadar yezidliği benimseyen, Allah'a, peygambere, İslam'a ve insanlara saygısı olmayan şımarık ve münferinlerin muhakkak bir sonu olacaktır. Cansız bedenleri yakacak kadar azizleşmiş, arkadan vuracak kadar kalleşleşmiş, cansız bir bedeni ezecek kadar vahşileşmiş, ruhsuz bir başı kesecek kadar vandallaşmış, Budistleri bölgede bırakacak kadar insanlıktan nasibini almamış ve insanlık yoksunu bu kişilerle barış ve huzurun geleceğine kim inanır acaba? Artık bunun doğusu, batısı, Kürdü, Türkü kalmamış. Müslümanım diyen herkes bu barbarlığa tepki vermeli ve üzerindeki sorumluluğu yerine getirmelidir. Unutulmamalı ki en büyük arzusu şehadet olan bir topluluğa kimse baş eğdiremez. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Muhammed Rehber! Allahu Ekber! Muhammed Rehber! Parti üyeleri ve yakınlarının evleri yakıldı. Talan edildi. Defalarca bombalar atıldı. Ama biz ülkenin girmiş olduğu bu barış sürecinin bizim üzerimizden bozulmasını istemedik. Bu yüzden bize yapılan saldırılara karşılık vermedik. Biz PKK, HDP binalarına en ufak bir çakıl taşı bile atmadık. Ama bu Müslüman halk bugünden sonra bu saldırıları ve yapılan katliamları karşılıksız bırakmayacak. Şehit olan kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ya Rabbi, sen bu İslam bahadırlarının şehadetlerini kabul et. Amin. Ya Rabbi, şehitlerin kanlarını İslam ümmetinin uyanışına ve vahdetine vesile kıl. Amin. Ya Rabbi, halkımızın arasına fitneyi sokan ve fitneye sebep olan şer odaklarına fırsat verme. Amin. Ve onların tuzaklarını onların başına geçir. Amin. Ey mazlum ve mustazafların Rabbi, sen bizi görüyor ve duyuyorsun.
Muhakkak ki kalplerin içindekilerini bilen de sensin. Senin davanı yüceltmek için yola çıkan bu kervanı zalimler topluluğuna karşı muzaffer eyle. Amin.